Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ankaragücü kariyerimize devam ediyoruz. 3. sezonun başındayız. Transfer dönemini kapattık. Takımı iyi bir şekilde kurduğumu düşünüyorum. Süper Kupa finallerimizi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde çok zor bir grup geldi. İlk haftayı tamamladık ve ligde de 6 haftayı geride bıraktık. 18 puanımız var. Kayıpsız geçtik. Şöyle takvimle başlayalım. Hazırlık maçlarında bir galibiyet, iki mağlubiyet aldık. Dediğim gibi Süper Kupaların ikisinde kazandık. Türkiye Süper Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendik. Avrupa Süper Kupası'nda da Galatasaray'ı 1-0 yendik. Üçüncü bölümü izleyenleriniz varsa Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. O yüzden Galatasaray'la finalimiz güzel bir şekilde sonuçlandı. Ligi çok farklılaştık açıkçası. Rize'yi 5-2 yendik, Trabzon'u 5-2 yendik. Hem çok gol yiyen bir takımdık hem de çok fazla gol atan bir takımdık. Gol atma serimiz devam etti. Yemeği azalttık. 3-0 Denizli'yi geçtik. Onun ardından Sivas 2-0 oldu. Alanya 2-1 oldu. Alanya maçında takımın bir dağılıyor gibi gördüm. Real Madrid maçında 2-2 berabere kaldık deplasmanda. Bu skor da benim için iyiydi. Ve Başakşehir'i 4-0 yenerek takım bir rahatladı diyebilirim. Şu an moralimiz çok iyi. Gaziantep'i, Napoli'yi falan yenmeyi hedefliyorum. Napoli'yi kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Şu anda grubumuzdaki rakiplerimize baktığımızda en dişe diş olduğumuz rakip şu an için Napoli. Napoli de tabii ki bizden güçlü. Yani diğer takımlar arasında. Diğer takım da Liverpool çünkü. Bu şekilde. Şöyle kadroya gireceğim. Kaleye Uğurcan Çakır'ı aldım. Yedeklerimi biliyorsunuz. Vicario ile devam ettik. Stoper oyuncusu alamadım. Yani ilk 11'e paramız yetmedi açıkçası. 13 milyonum var. Devre arası belki bir transfer yapabiliriz. Sağ beke Kenny geldi. Sol bekte Alman oyuncu var. Şöyle göstereyim. Onu da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 29 yaşında Nico işimize yarayacaktır. Yani ondan iyisi de gelmiyor takıma ne yazık ki. Orta sahaya oyun kurucu olarak Alena geldi. Carrasco ile devam ediyoruz. Janitz aynı şekilde takımda. Paulinho. Bir diğer transferimiz Sait oldu. Fransız oyuncu, etkili bir isim olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda iyi de başladı. 9 maçta 5 gol, 2 asistle gidiyor. Bakambu'yu aldım ama Bakambu'nun performansından çok memnun değilim. 9 maça çıktı. 1 gol, 1 asisti var ama onun da bir kalitesi var. Bazı maçlarda gösterecektir. Forvet'te geri kalan Sov, Sigurdsson, Sadayev üçlüsüyle devam ediyoruz. Şöyle devam et dedik ve Gaziantep maçımıza geçelim. Kadro 4-2-4 şeklinde devam ediyoruz. Sigurdsson'la başlayalım bu maça. Sov kenarda dursun. Bu arada Sigurdsson da 5'i yedek olmak üzere bir kere de 11'de çıkmış. 6 maçta 6 golü var. O da geçen seneki performansına kaldığı yerden devam ediyor. Philips takımda sakat. 4 günlük bir sakatlığı var. Umarım diğer maça yetişir de Napoli maçına da yetişemeyecek gibi. Hızlı oyun dedik. Normalde Adanaspor kariyerini atacaktım ama seriyi bozmak istemedim. 5 tane Ankaragücü kariyerinin bitirelim. 5 bölüm serisi gelsin. Daha sonra Adanaspor'u atayım diye düşündüm. O yüzden 4. bölümün ardından 5. bölüm gelecek. Daha sonra Adanaspor'la devam edeceğiz. Maçta 2-0 öne geçtik. 3-2 geriye düştük daha sonra. Umarım ikinci yarı toparlarız. Üç üçü bulduk. Goller Sait, Sigurdsson ve Paulinho'dan gelmiş. İki tarafta da birer sarı kart var. Üç üçlük eşitlik devam ediyor. Paulinho da sarı kart gördü. Evet, bundan bahsediyordum. Bazen gerçekten gereksizce çok gol yiyebiliyoruz. Bu deplasmanda çok oluyor. Umarım buna bir çözüm buluruz. Kayıpsız bir şekilde gidiyorduk. Serimiz bozuldu ama hala mağlup olmadık. Sıkıntı yok. Puan farkı da vardır. Liderlik bizdedir diye tahmin ediyorum. Aynen 19 puanda liderliğimiz devam ediyor. Şimdi Napoli maçını evimizde kazanmamız gerekiyor. 3-4-1-2 dizilişiyle çıkacağım. Ama bize lazım olan bir oyuncu vardı. O da şu anda sakat. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Rize Denizli'yi 2-0 mağlup etmiş. Gol krallığında bu arada Sigurdsson ve Sait var. Asiste bizden birisi var mı? Carrasco ne yapmış ya? 8 asisti var ligde.
Adam ağır performans koyuyor şu anda. Evet, kazanmamız gereken bir maça geldik. Şimdi Sovor'da oynamasın. Bu şekilde oynayalım. Sait de geniş forvet olarak oynasın. Keşke Philips de olsaydı Paul'un 10 numarada oynardı. Sova ihtiyaç duymazdık. Ama neyse, bu şekilde devam edelim. Avrupa'da Sova şans verme sebebim Sigurdsson'dan daha güçlü bir oyuncu olduğu için işimize daha çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Alena ile 3. dakikada 1-0 öne geçtik. Bakan bu da 1. dakikada sarı kart gördü. 9'da da Napoli bir kart gördü. Musa Sow 20. dakikada 2-0 yaparken Milik 24'te 2-1 yaptı. Sait de 27'de 3-1'e getirdi skoru. Allen da 25'te sarı kart gördü Napoli'de. Şimdi bakan bunun bir sarı kartı var. Riske atmak istemiyorum. Direkt Sigurdsson'u alacağım. Performansı da iyi, fazla yormayalım onu. İkinci yarıya Sigurdsson'la devam edelim. Üç birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Artık maçın yavaş yavaş son dakikalarına giriyoruz. Güzel. Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetimizi aldık. 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Ve ilk 2'ye girdik sanırım. Umarım Liverpool ve Real Madrid berabere kalmıştır. Onların berabere kalması benim için çok iyi olur. Ya da Real Madrid kazansın. Onlardan puan aldık. Galatasaray kazanmış şu an. Grubunda birinci. Galatasaray yine hedefleri yüksek tutuyor sanırım. Ama Liverpool Real Madrid'i 2-0 yenmiş ve Liverpool 6 puanla şu anda 1. sırada. Biz 4 puanla 2. sıradayız. Real Madrid 1 puanla 3. sırada. Napoli de 0 puanla son sırada yer alıyor. Tabloya girmemize gerek yok. Ben size özetledim. Liverpool maçının ardından bakarız. Avrupa Ligi'nde Başakşehir 2-0 kazandı. Beşiktaş 2-0 kazandı. Ve Fenerbahçe de 3-0 kazandı. Çok güzel. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 takımla yarışabilirdik aslında. Galatasaray direkt gitti. Biz de direkt gittik. Fenerbahçe playoff'ta eleme oynadı ama ne yazık ki yenildiler. Avrupa'da yoluna devam ediyor Fenerbahçe'de. Alanya Trabzon'u 4-1 yenmiş. Ligdeki durumda Göztepe 21 puanla üstümüze geçti. Göztepe de sezona çok iyi başladı. Sadece bir mağlubiyeti var. Evimizde Gençler Birliği ile oynuyoruz. Şöyle hemen. Philips savunmaya yerleşti. Savunma ortalamamız 74 oldu. Güzel. Aslında biz devre arasında stoper yerine sol beki de yenileyebiliriz. Daha iyi bir sol bekle. Daha güçlü olabiliriz. Bakan bu genel forvet oynasın. Sigurdsson hedef oyuncu olsun bu maçta. Şöyle biraz daha ofansif oynamak istiyorum. Carrasco ile 20. dakikada 1-0 öne geçtik. Sait atmaya devam ediyor. 30. dakikada 2-0 yaptı durumu. Sigurdsson 42'de 3-0 yaptı. Sio 3-1'e getirdi. Takımı bozmayacağım. Evet, Napoli maçına benzedi derken golü yedik, 3-2'ye geldi skor. Biraz korkuttular beni. Gençler Birliği puan alabilecek gibi oldu ama 3 puan almayı başardık. Üstün tarafta bizmişiz. Şöyle baktığımda Alena sadece bir tık takıma ayak uyduramamış. Onun dışında Carrasco maçı taşımış yine, bir gol bir asistle. O da asistlerine devam ediyor. Güzel. Büyük takımların puan kaybetmesi iyi oldu. Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybetti. Baktığımızda şu an Galatasaray, Fenerbahçe 17, Beşiktaş 13 puanda. Başakşehir takip ediyor bizi. Göztepe ile aramızda 1 puanlık fark var. Güzel. Onlarla daha maçlarımız da var. Daha da puan farkını açma şansımız var. Erzurum Altınordu'yu 4-0 geçmeyi başardı. Şimdi Giresun maçımız var. Giresun maçının ardından Liverpool'la oynayacağız. Zor bir maç olacak o da.
Giresun maçında üçlü orta sahayla çıkmak istiyorum. Bayağıdır yapmıyoruz. Şöyle çıkalım. Philips oynasın. Güzel. Bu şekilde de iyi performans alabileceğimize inanıyorum. Bakambu'ya topları indirelim. Bakambu aslında iyi bir bitiriciliği var. O yüzden kaleye gördüğümüz yerden vurabiliriz. Hızlı oyun dedim. Bence bu Ankaragücü serisi biraz da eğitici oldu. Yani baştan sona izleyenleriniz varsa hem taktik hem takım kurmada bir tık bir şeyler kapmış olabilir. Giresun iyi başladı gibi. Biraz ofansif oynuyorlar. Fauller de sert onlarda şu anda. Umarım bir sakatlık yaşamayız. Bakan bu ile 39'da 1-0 öne geçtik. Özcan 1-1'e getirdi. Alena 2-1. Sait de 3-1 yaptı skoru. Carrasco bu maçta iyi gitmiyor. Ama onu değiştirmek istemiyorum. Ama yapmak zorundayız. Janitze'ye şans vereceğiz. Bu maçta Carrasco istediğimiz performansı ilk yarıda veremedi. İkinci yarıda da formasını bırakmak zorunda kaldı. 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. 3 maç üst üste ilk yarıyı 3-1 önde kapattık bu arada. Yine 3-2 oldu. Son 2 maçın senaryosu aynı ligde. Güzel, yine 3 puan alıyoruz 3 golle. Çok gol atıyoruz. Çok da gol yemeye başladık. Bakan bunun gol atması iyi oldu ama kötü bir performansı varmış Philips. Vicari'nin asistleri var burada. Yine iyiydik ya, sıkıntı yok. Galibiyetlerimize devam ediyoruz. Bu sefer hedefimize ulaşacağız sanırım. Ligde ilk 10 hafta sonunda 25 puana ulaşmamız gerekiyor. Yani şampiyonluk hedefi olan bir takımın. Şu an biz 9. haftanın sonunda 25 puana ulaştık. Çok iyi. Şimdi eğer Liverpool'dan bir puan alabilirsek, ya bir puancık evimizde de olsak alırsak çok iyi olur. 3 puan için çıkacağız tabii ki ama yani çok da kazanabileceğimize inanmıyorum. Liverpool sezona çok iyi başlamış. Baktım biraz. Real Madrid falan da çok rahat geçtiler. Biz Real Madrid karşısında çok zorlanmıştık. 2-1 öne geçsek de 2-2'yi buldu Real Madrid. Şimdi Şampiyonlar Ligi dizilişimizi yapalım. Şöyle yap. Aa, Sait'in orada oynaması gerekiyor. Tamam. Paulinho 10 numarada. Biraz ofansif olalım. Savunmalarını yormak istiyorum Liverpool takımının. Burada takımını kurmuş. Transfer de yapmamışlar mı? Sterling var sadece. Bakan bu ile 4. dakikada 1-0 öne geçtik. Paulinho 11'de 2-0 yaptı durumu. Evet, çok hızlı başladık. Umarım bu şekilde devam ederiz. Yıldızlarımız ilk yarıda sahneye çıktı. Şöyle baktığımda kim kötü gidiyor? Yine Carrasco biraz sıkıntılı ama takımda burada bir değişiklik yapamam. Çok sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden devam edelim. Akaminko sarı kart gördü 50. dakikada. İki sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor derken Mane 77'de 2-1 yaptı. 2-2 oldu Sterling. Ya evet, bu kötü oldu. İlk yarıda gerçekten büyük bir top oynuyoruz ama ikinci yarıda sahada hiç yokuz. Yani takım çok mu yoruluyor anlamıyorum. Yine hedefimize ulaştık ama kötü yanı şu. 75. dakikaya kadar skoru 2-0 tutuyoruz. Çok iyi bir oyun. Ama son 15 dakikada ne oluyorsa oluyor ve 2-2'yi buluyor Liverpool. Galatasaray ile eşleşeceğiz sanırım. Yani ikinci çıkacak gibi görünüyoruz şu anda. Devam edelim. Şu an Liverpool puanını 7 yaptı. Biz de 5 puandayız. Kayıpsız bir şekilde geçersek birinci bitirebiliriz. Çünkü Galatasaray ile eşleşmek istemiyorum. Zaten iki tane temsilciyle yolumuza devam ediyoruz. Son 16'da da. İkisinin karşılaşması iyi olmaz. Başakşehir 2-0 kazanmış. Beşiktaş 2-0 kazanmış. Fenerbahçe de 3-0 kazanmış. Güzel. Türk takımları bayağı coştu şu anda. Konya maçımız var. Konya maçına geçelim. Sonra Kayseri Real Madrid yapar ve bölümü tamamlarız. Galatasaray Sivas'la berabere kaldı. Çok güzel. Trabzon yendi. Şimdi kazanırsak eğer Fenerbahçe'de oynasın, ona göre konuşalım.
Fenerbahçe bizde aynı gün oynuyor sanırım. Aynen Kasımpaşa ile oynuyor. Beşiktaş da Fenerbahçe kazanır gibi. Bunu bozmak istemiyorum. Sadece şöyle bir değişiklik yapacağım. Carrasco 10 numarada oynasın. Paulinho orta sahada oynasın. Çift yönlü ortası olarak. Sait Bakambu ile çıkalım. Hatta Bakambu oynamasın. Sigurdsson oynasın. Çok ofansif olmamıza gerek yok. Normal bir oyunla Konya karşısında oynayalım bakalım. Carrasco 10 numarada nasıl oynuyor onu merak ediyorum. Paulinho'dan daha iyi performans varsa Şampiyonlar Ligi'nde o şekilde değerlendirebiliriz. Sait ikinci dakikada 1-0 yaptı. Carrasco 8'de 2-0 yaptı. 10. dakikada 2-1'e geldi skor. Yine yedik. 2 atıyoruz, 1 yiyoruz. 2-2 oldu bu arada Mektat. İlk yarıyı 4-2 önde kapattık. 5-2 oldu bu arada. Küçük bir kesinti olmuş olabilir orada. Onun için kusura bakmayın. 2-2'den sonra 3-2 oldu. Daha sonra bir kesinti oldu sanırım küçük. Bu arada 6-2 yaptık. Sait hat-trick yaptı. Çok güzel. Yani 2-2'ye geldiğine Konya pişman olabilir. Biz çünkü 2-0'dan sonra 3-0'dan sonra yatan bir takımdık. Bu maçta çok farklı oldu. Yine çok gol attık. Gereksiz goller yedik bence. Carrasco bu arada gerçekten iyi oynadı. Yani takım bu şekilde daha mı iyi bilmiyorum. Sanki daha iyi gibi. 2 gol yedik ama hatalı oynayan bir oyuncu yok. Sadece Alena 7 oynamış. 7 de ortalamanın üzerinde bir rakam. Çok iyiyiz. Gerçekten büyük bir top oynuyoruz şu anda. Şimdi önümüzde bir Kayseri maçı var. Kayseri maçının ardından Real Madrid'de oynayacağız. Real Madrid'de hem rövanş yapmış olacağız. Deplasmanda 2-2 berabere kalmıştık. Evimizde bakalım nasıl oynayacağız Real Madrid'e karşı. Napoli'yi deplasmanda yeneceğimizi düşünüyorum. Liverpool'da yenmemiz gerekiyor. Real Madrid'e de puan bırakmamamız lazım. Ligde bu arada 28 puandayız. 10 haftanın sonunda en yakın takipçilerimiz Göztepe ve Başakşehir 4 puan arkamızda. Güzel. Artık onlar da yavaş yavaş üst sıralara tırmanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'de Beşiktaş da arkadan kovalıyor. Gol krallığında Sait... Aa, buralara sonra bakarız. Kayseri maçımızı da yapalım. O da lig maçıydı. 4-2-4 ile çıkacağım Kayseri karşısına. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var bu arada. Evet, Sigurdsson'la devam edelim. Sol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Dinlensin. Hazırız. Aslında normal oyun oynamayalım. Ofansif ve hücum yönümüz farklı olsun. Mesela direkt ceza sahasına girelim. Forvetlerimiz penaltı almaya çalışsın. Hızlı oyun dedik. Carrasco ile 1. dakikada 1-0 öne geçtik. İlk yarıyı 1-0 önde kapattı. Güzel. Bakan bu iyi gitmiyor. Şöyle Sadayev'e de şans vermek istiyorum. Kayseri maçında oynasın. Bir sıkıntı olmaz. Philips oyun kurucu rolünde oynasın. Alena kötü gidiyor. Alena'yı alalım. Şöyle onun yerine de Kaminko girsin. Stoper oynayacak. Sait'i de değiştirebiliriz aslında. Janice'ye şans verelim. Şöyle kanat olarak oynasın. Sadayev sarı kart gördü. 48'de. Bir bire geldi. Evet, bir de sakatlık yaşadık. Şu an oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Gerçekten kötü oldu. Mağlubiyeti de gördük bu arada. Çok kötü oldu. Gerçekten çok kötü oldu. 3 değişiklik birden yapmamız benim hatamdı. Yani sakatlık riskini hiç düşünmedim. Ve aldığım oyuncular da gerçekten rezalet oynadı. Sadeye ve şans vermeseydim keşke. Galatasaray 3-0 kazandı. Beşiktaş da kazandı. Böylece puan farkını eritmiş oldular.
İyi olmadı bu ya. Gol krallığında Sait ve Sigurdsson var. Carrasco 10 asistle listenin başında. Maçın adamında bizden kimse görünmüyor. Evet, bölümün son maçına çıkacağız. Real Madrid'e karşı bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Yine de iyi bir ritmimiz var. Biz siz de nerede başladık? Gaziantep maçında başladık. Bir beraberliğimiz var. Sonra 3 galibiyetimiz yine bir beraberlik. 4 galibiyet olmuş. 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. Umarım Real Madrid'le 5 galibiyete ulaşmış oluruz bu bölümde ve güzel bir şekilde kapatırız. Evet, zorlu maç başladı. Bakalım kazanabilecek miyiz? Musa Soğlu 10. dakikada 1-0 öne geçtik. Marcelo da 10. dakikada sarı kartı gördü. Yine Liverpool maçına başladığımız gibi başladık. Umarım sonu öyle bitmez. Yukarı sarı kart gördü. Bakan bu iyi gitmiyor. Hemen şöyle Sigurdsson'u alalım. İkinci yarıya fazla değişiklik yapmadan devam etmek istiyorum. Takımın dengesini bozmayalım. İşte çok kötü oldu. Ya bu sakatlıklar iyi olmuyor. Hiçbir zaman sonu iyi bitmiyor. Bu da öyle olacak. Kayseri maçına döndük yine. En önemli silahımız sakatlandı. Onun yerine Janitse girdi şu anda. Janitse girdiği gibi golünü attı 60. dakikada. 2-0 öne geçirdi bizi. Ben çok korkarak almıştım ama adam Giresi'ye golünü attı. Hazard 83'te 2-1'e getirdi. Yemeyelim, yemeyelim. Çok güzel. İşte bu. Bu arada Janitse gözüme girdi. Geçen sezondan onu beğeniyordum. Bu yaptığıyla gerçekten gözüme girdi. Yani ortalama bir oyun oynamış. Sigurdsson da bu arada onun asistini yapmış. Bu iki değişikliğimiz bize galibiyeti getirdi. İşte bu ya. Keşke Kayseri maçında o hatayı yapmasaydık. Bu arada Liverpool 4-0 yenmiş. Galatasaray 2-0 yenmiş. Galatasaray'a ne oldu böyle ya? Kimse yenemiyor Galatasaray'ı. Kadrosuna bakmak istiyorum. Adamlar Şampiyonlar Ligi'nde yargı dağıtıyor. Muslera savunmaya bir transfer gelmiş. Takımda yeni isimler var ya, bayağı yeni isim var. Barbasso. Adam Laiç de bu takımda. Geçen sezon onu görmüştüm. Evet, hatırladım. Kalu burada. Evet, takımı bayağı değiştirmişler. Böyle genç hızlı oyuncular var takımda. Yorulmak bilmeyen bir takım haline gelmiş. Göztepe'den sürekli bir istek geliyor. Önceki sezonlarda da geliyordu. Bizi çok istiyorlar sanırım. Bu arada Kasımpaşa maçını da yapmamız yok mu? Bence var. Bölümü 9 maçla mı kapatalım? Kaç maç yapmış olduk? Şöyle bakayım bir. 8 maç yapmışız. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakayım bir. Ligde şu anda 28 puandayız. Güzel. Juventus'la Dortmund çıkamıyor. Güzel. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni alma şansımız var. Mesela burada City. Lazio ile eşleşse, Lazio onu yiyebilse falan çok güzel olur. Galatasaray umarım Liverpool'u eleyebilir şu anda. Bizim Napoli ve Liverpool'u yenip gruptan birinci çıkmamız gerekiyor. Galatasaray birinciliği garantilemiş. Grubu ezmiş ya bildiğiniz. Dağıtmış herkesi. Barcelona'nın da buradan çıkamama ihtimali var. Inter çıkabilir. Her şey olabilir. 2 gün daha ilerleyelim. Avrupa Ligi maçlarına da bakmak istiyorum. Gruplara bir göz atalım. 4 haftanın sonunda temsilcilerimiz neler yapıyor? Onlardan Kasımpaşa maçıyla tamamlayalım. Çok fazla maç oynamamı isteyenleriniz var. O yüzden onları da fazla kırmak istemiyorum. Yarım saati geçtik gibi ama. Galatasaray Alanya'yı 4-0 yendi. Maç gününe gelmişiz. Bu arada Avrupa Ligi maçlarını geçtik sanırım. Başakşehir oynamamış daha. Hemen şöyle Avrupa Ligi maçlarına bakalım. Kasımpaşa maçıyla bölümü bitiririz. Bakalım gruplar nasıl gidiyor. A grubunda Başakşehir 10 puanlı şu anda zirvede, gruptan çıkmayı garantilemiş. Beşiktaş da garantilemiş. 12 puanlı, o da zirvede. Lider durumda yani, birinci sırada. Fenerbahçe de birinci sırada. Onlar da çıkmayı garantilemiş. Avrupa Ligi'nde fullemişiz. Güzel. Galatasaray da garantiledi. Biz garantiledik mi hatırlamıyorum. Biz garantileyememişizdir büyük ihtimal. Real Madrid'i yendik ama. Evet.
Diğer maçı kazanırsak Napoli maçını o zaman garantiliyoruz çıkmayı. Bu arada Liverpool çıkmayı garantilemiş. Şimdi bölümümüzün son maçına çıkıyoruz. Kasımpaşa ile oynayacağız. Şu 4-3-2-1 ile çıkmak istiyorum. Bakan bu yerine Sigurdsson girsin. Hak etti ya. Bir önceki maçı iyi oynadı. Bu sezon çok fazla yedekten şans buluyor. O yüzden bu maçta 11'de şans vermek istedim. Yapma işte bunu. Birinci dakikada 1-0 geriye düştük. Sait'le penaltıdan 1-1'i bulduk. Thiam 27'de 2-1 yaptı. Kara 43'te 3-1'e getirdi durumu. Ya bayağı izler şu anda bizi. Sigurdsson iyi gitmiyor. Bakan buyu alacağım ikinci yarıda. Şöyle küçük değişiklikler yapalım. Philips buraya gel. Burada geniş orta saha diye bir şey var mı? Var, güzel. Ya da şöyle yapalım. Kenny buraya gelsin. Arka kanat oynasın. Philips sen buraya gel. Sen de burada kanat oyna. Paulinho çift yönlü orta saha oyna. Kaleyi gördüğümüz yerden vuracağız. Uzun toplar. Tamam, hazırız. Bakalım comeback yapabilecek miyiz? Üç birlik Kasımpaşa üstünlüğü devam ediyor. En azından bir puan alsaydık. Kötü oldu ya. Bölüm böyle kapatmak istemezdim. Ben farklı bir şekilde kazanırız hayaliyle girmiştim maça oysa. Neyse, problem değil. İyi top oynuyoruz en azından. Bunun rövanşını sonra alırız. Ligde ilk sırada kalamayacağız gibi. Başakşehir üstümüze geçti sanırım. Evet, 5-0 kazanmış. Ve ikinci sıraya geriledik. Başakşehir 30 puanla liderlik konumunda şu anda. Gol krallığına bakıyorum. Sait birinci sırada. Güzel. Bizden listede başka birisi var. Carrasco yine asiste devam ediyor. Maçın adamında şu anlık bizden kimse yok. Antrenmanımızı yapalım. Bu bölümü burada noktalandıralım. Diğer bölüm artık yine sezon sonu. Biliyorsunuz nerede geleceğini. Son 4 hafta kala falan şu civarda başlar. Beşiktaş Antalya maçlarını izleyebiliriz. Sonra zaten Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası falan olacak. Tabi Ziraat'te yarı finale kalabilirsek. O zaman burada noktalandıralım. Sizleri çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.